Evet, öncelikle hepinize çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok güzel bir sergi oldu. Biliyorsunuz benim gözümden Ankara Gücü sergisi 5-12 yaş çocukların arasında yapmış olduğu bir yarışmaydı. Aslında yarışma demeyelim, her biri ayrı ayrı güzel bir eser oldu. Çocuklarımızın, evlatlarımızın Ankara Gücü sevgisini dışa vurmasını sağladık bu sayede. Çok harika bir proje oldu. Ankara Gücü hepimiz için ayrı bir noktada, bütün Ankaralılar için ayrı bir noktada. Ben de babadan Ankara Güçlü bir taraftar olarak Namık abinin birkaç kelam etmesini istedim. Ankara'nın dayak güçlü. Ankara'nın dayak güçlü bir takım olacak. Bizde nasıl bir noktada Ankara Gücü? Buna biraz değinmek istiyoruz. Ankara Gücü bizim için çok özel bir noktada. Yani geçmişten gelen bir sevgimiz var Ankara Gücü'ne. Tabii geçmiş zamandan beri takım bazı sıkıntılar çekti. Fakat bundan sonra inşallah bizim yönetimimizle birlikte daha da güzel olacağını düşünüyoruz. Ve bizdeki yeri şimdiki nesle daha iyi bir şekilde aktaracağımızı düşünüyoruz. Bizdeki yeri çok ayrı. Yani burada anlatamayız. Bunu tribünde yaşadığımız heyecanla gösterebiliyoruz elimizden geldiğince. Yani sizlerin desteğiyle Ankara Gücü artık AVM'lerin içine girmeye başladı. Aynı zamanda alışveriş merkezinde storiesi oldu Ankara Gücü'nün. Bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ankara Gücü marka değeri çok yüksek bir kurum aslında ve fakat bunu gerçekleştiremedik bugüne kadar. Bundan sonra biz alışveriş merkezlerimizin kapılarını Ankara Gücü'ne açarak bunu daha da kurumsallaştırmayı planlıyoruz. Yani zaten kurumsal firma sadece mağaza olarak daha da kurumsallaştırma, halkla daha çok iç içe olmasını sağlamak istiyoruz. Ankara Gücü'ne biz bu şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz bir alışveriş merkezimizde store mağazamızı açtık. Nasip olursa şu an içerisinde bulunduğumuz Natavega Outlet'te bir store mağazası daha yapmayı planlıyoruz ki taraftarımıza, camiamıza daha çok, daha kolay ulaşabilelim. Onların yaşadıkları bölgelerde olsun diye uğraşıyoruz. Hatta ben başkanla bir görüşmemde nasip olursa başka şehirlerde de, yani İstanbul'da da mesela bir store'umuz olsun. Bizim bünyemizde bulunan alışveriş merkezlerinde bir store'umuz olsun. Yani amacımız burada firmanın kâr etmesi değil, yani NATA'nın kâr etmesi değil. Sadece Ankara Gücü markamızı daha kurumsallaştırmak, daha çok ön plana çıkarmak. Çok güzel düşünceler bunlar gerçekten. Ankara Gücü'nde görmediğimiz hamleler diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Taraftarlarına ne söylemek istersiniz? Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyoruz. Bizlere olan, takıma olan desteklerini kesinlikle geri çekmesinler. Biz takımımıza güveniyoruz. Geçmiş 5 haftada yaşanan kazalarımız var maalesef. Ama şundan emin olsunlar ki bu takım bu sene çok güzel yerlerde olacak ve en yakın zamanda Avrupa'ya gidecek bir takım olacak. Buna gönülleri rahat olsun. Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Avrupa'nın en uzun tünelli akvaryumu mevcut. Yani buraya hem taraftarlarımız hem Ankara halkı oldukça beğeniyor. Evet. Bir bilgi alabilir miyim sizden? Bizim Ankara Gücü'yle alakalı akvaryum ve Ankara Gücü'nün bir projesi var aslında. Şu an buradan da sizlere duyurayım. Hüseyin Bey'le, basın sözcüğümüz Hüseyin Bey'le üzerinde çalışıyoruz. Ankara Gücü Paso Ligi olan taraftarımıza indirimli %50, %60 gibi çalışmalarımız var. Çocuklara ücretsiz çalışmalarımız var. Bunlar şu anda çalışma. En yakın zamanda bunun duyurusunu da basın sözcüğümüz zaten yapacak. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.